Evet. Arkadaşlar serinin üçüncüsündeyiz. Şehirli Çiftçi kanalı. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. İnşaata devam ediyoruz. Derde betonumuzu atmıştık ikinci bölümde en son. Kalıplar söküldü. Bir kısa videosunu çekmiştim kalıplar sökülürken. Şimdi toprak dolgusu için şeyi bekliyoruz. Grader'i bekliyoruz. Geldiği zaman GCB toprak dolgusunu da seride göstereceğiz. Şimdi şeye bakalım. Şöyle kalıplarımızı çıkardık. En üst kalıp bırakıldı. Şimdi buraya şu orta bölüm iki taraflı da dolacak. İki bölüm burası biliyorsunuz. Şurayı komple toprak dolduracağız. Konteynerin altı buraya geliyor. Şu yüksekliğe kadar da üstteki şey sökülmedi. Playbook'lar. Oraya kadar şey gelecek. Toprak yüklemesi gelecek. Ondan sonrasındaki bölümde üstüne çesan çekilecek. İnşaat demirlerimiz kaldı 12, 12'lik. 12'lik inşaat demirlerinden de aralara kayıt atacaklar. En üstüne, toprağın üstüne direkt beton atılacak. Toprağa değmeyecek şekilde. Şimdi burası da bizim malzeme koyacağımız bir depo gibi bıraktık. Şöyle alt tarafına bir tane kapı yapacağız. Buranın üstü komple beton dökülecek. Daha sonra altında 60-70 santimlik bir alan kalacak. Bu da sol taraf. Sundurma dediğimiz, yani balkon olan tarafı. Konteyner şu sağ tarafa gelecek. Komple böyle 9 metre. Sundurma tarafımızda burası olacak. Yaklaşık 2,5 metre burası. Etrafını daha sonra kalaslarla kapatacağız. Çatıyı öreceğiz. Böyle bir alanımız olacak. Şimdi GCB'yi bekliyoruz.
Şiddetli yağış var. Büzü yağmur altında koyuyoruz. Seranın içine kaçtık. Altına 100'e 200'lük koyuldu. Of, çok yağmur. Beton atmada şu an son aşamaya geldik. Şimdi bunun üstüne 15 santim C25 atılacak. Konteynerin zemin yeri. Bize yakın olan taraf, yani şu ön taraf, balkonun olduğu yer. Bir arka tarafındaki yerde, orası konteynerin zemininin geleceği yer. Onun üzerine oturacak. Toplam 57,15 metrekare. Beton genişliği 15 santim yükseklik olacak. Şurada gördüğümüz iki tane demirin olduğu yere de 120'lik böyle bir 4 basamak merdivenimiz olacak. Buradan çıkış yapılacak. Sol tarafa konteyner gelecek. Burası balkonumuz. En son bittiğinde de çatısını yaptığımızda da şöyle bir kenarlarından bir balkon gibi, koruma demiri gibi bir şey yapacağız. Şu da üstünü kapattık biraz. Teskinin istediği su giderinin olduğu yer. Şuradaki alandan bir delik açılacak. 200'lük boru. Şu hattın üzerinden konteynerin çıkışından gelen gider boruları, işte suyun, lavabonun, banyonun vesaire buraya koyulacak. Sonra teskiye abonelik başvurusu yaptığınız zaman şurada kapının önünden, kanalizasyonun içerisinden buradan şey, bu 200'lük tabanlık var bunda. Üstünde konik var. En üstünde de kapak bölümü var. Yüksekliği yaklaşık 1,70 civarlarında. Yani o kadar derinde bu. Şu an görünen tarafı 40-50 santim ama şey daha da aşağıda. Aydın abi, bu senin evin merdiveni. Merdiveni de tamam diyorsun yani. Kaç kat yapacağız merdiven? Abi şimdi bakacağız, ölçeceğiz şimdi. Kaç rüf yerse aşağıya kadar. Mesela tamam. Projede falan yok ama biz onu... Merdiven 18, yükseklikleri 18, ne oluyor? 18 yapacağız. 18, tamam. 18. Ayak basma yeri? Ayak basma yeri kaç santim oluyor? En az 26, 30 yapabiliriz istersen. Olur. 18'e 30 yapıyoruz o zaman. Tamam abi. Okey. We'll be right back.
Evet arkadaşlar, beton atıldı. Profesyonel bayram usta merdivenleri yapıyor şu an. Yani direkt fayans modülü. Fayans gibi maşallah.